videoda koşullu biçimlendirmeyle bazı tarih işlemleri yapacağız. Örneğin vadesi geçen tarihleri koşullu biçimlendirmeyle renklendirme ya da vadesi yaklaşanları renklendirme gibi. Birkaç örneğimiz var. Hemen birincisinden başlayalım. Böyle bir tablo var. Çekme ve vade tarihi diyor. Şimdi vade tarihinin olduğu B sütununu. Giriş, koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları ve tarih yolu üzerinden yapacağız işlemleri. Hücre vurgulama kuralları. Tarihi seçiyorum. İlgili tarih diye bir pencere açıldı. Şimdi mesela önce geçmiş tarihlere bakalım. Mesela dünün tarihi var mıymış? Eğer bu B sütunu içerisinde dünün tarihi varsa burada mesela istediğimiz renge işte koyu kırmızı, koyu sarı, koyu yeşil şeklinde vurgulayabiliyoruz. Biz koyu kırmızı olarak kalsın bakalım. Şöyle aşağılara doğru gidelim. Evet, dünün tarihi yokmuş mesela. Şimdi şuraya diyelim ki 29 Ekim yazalım. Gördüğünüz gibi 29 Ekim dün seçtiğimiz için koşullu biçimlendirme kırmızı olarak işaretledim. Mesela şöyle diyelim. Bugünün tarihi varsa yine aynı şekilde bize vurgulasın. Bakıyoruz bugünün tarihi var mı bu tabloda? Yok. Şuraya 30-10 yapalım. Mesela birden fazla önemli olması önemli değil. Yani birden fazla da olabilir. Hangi hücrede varsa bu sütunda orayı koşullu biçimlendirme olarak işaretliyor. Son olarak şöyle bir örnek yapalım bununla ilgili. Mesela buradaki tarih kısıtlarından geçen 7 gün içinde var mı, işte bu hafta var mı, sonraki hafta var mı, bu ay var mı, gelecek ay var mı şeklinde de işaretleyebiliyoruz. Mesela bakalım sonraki hafta vadesiz olan çekler hangileriymiş? Onları görmek istersek bu şekilde var mı? Şöyle bir bakalım. Tabii bu şöyle çalışıyor. Önce mesela kuralları temizlememiz gerekiyor. Seçili hücrelerden kuralları temizle diyelim. Bu işlemi öyle yapalım. De mesela şuraya bir 3 Kasım girelim. Şuraya da bir 4 Kasım girelim. Tekrar seçelim. Giriş. Koşullu sonraki hafta diyelim. Evet, önümüzdeki hafta olmadığı için yani sonraki hafta olarak şunu algılıyor. Yani önümüzdeki hafta hangisi? İşte 1 ile 6'sı arası. Aslında şurayı bu örneği gösterme açısından şuraya mesela 12 Kasım diyelim. Evet, sonraki hafta olduğu için bunu aldı. Şimdi bu Excel'in içinde hazır var olan tarih kısıtlamaları. Şimdi bir tane örneğimizi de şöyle yapacağız. Koşullu biçimlendirmede formül gireceğiz. Bu örneği de şöyle göstereyim. Şimdi yine böyle bir tarih içeren tablom var. Mevduatların vadesini gösteriyor. Şimdi ben burada vadesi geçenleri kırmızı ile vurgulamak istiyorum.
örneğimizde şöyle tekrar göstereyim. Tarih diyeyim. Seçebileceğim alanlar şunlardı. Mesela dün var, bugün var, yarın var, geçen hafta var. Yani dünü seçersem burada vadesi geçen tümünü göstermez. Sadece dünün tarihini gösterir. O yüzden bu tip tablolarda formül kullanmamız gerekiyor. Bunu da şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi şu F5'te öncelikle koşullu olan hücreleri seçtik. Yeni bir sayfa üzerinden göstereyim. Şöyle örneğimizi taşı veya kopyala diyelim. Kopya oluştur. Sona taşı diyelim. Evet, şu örnek üzerinden göstereyim. Öncelikle koşullu biçimlendirme olan hücrelerimizi. Bu arada koşullu biçimlendirmeyi temizlemek için de kuralları temizle var. Seçili hücrelerden kuralları temizle ve tüm sayfadan kuralları temizle. Seçtiğimiz hücrelerdeki kuralları temizlemek için bunu seçiyorum. Evet, şu anda hiçbir hücremde koşullu biçimlendirme yok. Şimdi yapmak istediğim şey vadesi geçenleri, özellikle vadesi geçen tarihleri vurgulamak. Seçtim. Hatta şöyle biraz geniş de seçebilirim. Giriş dedik, koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyorum. Yeni biçimlendirme kuralı penceresi açıldı. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyorum. Şimdi burada formül girmem lazım. Nasıl bir formül olacak? Diyeceğiz ki şu seçtiğimiz alanlarda hücre değeri buradaki başlangıç referans hücre değerimi E2 olarak seçebilirim. E2 hücre değeri küçüktür. Bugünse açalım, kapatalım. Yani diyoruz ki bu seçtiğimiz veri aralığında ki tarihler bugünden küçükse bunu biçimlendir diyor. Şimdi nasıl bir biçimlendirme yapalım? Kenarlık dolgumuz şöyle kırmızı olsun. Sayı yazı tipimiz de beyaz olsun. Tamam diyelim. Tamam dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi bugünden eski tarihleri otomatik olarak getirdi. Mesela şuraya bir şey daha girelim. Şöyle benzer bir şey. Mesela 1-1. Burada formül varmış gerçi. Neyse, formülsüz de girebiliriz. Mesela 1-1-2020 diyelim. Gördüğünüz gibi girdi. Ama mesela 1 Kasım 2022 girelim. Olmuyor. Vurgulamıyor yani. Tekrar edeyim. Deminkiyle arasındaki fark Excel'in hazır koşullu biçimlendirme kısıtlamalarında bu özellik yoktur. Burada tarih diye var ama burada sadece vadesi geçmiş dünü görüntüleyebilirsiniz, vurgulayabilirsiniz. O yüzden vadesi geçen tablolarda, yani özellikle görmek istediğiniz vadesi geçen çek olur, senet olur veya başka bir şey olur. Mevduat hesabı olur, kredi olur. Bu formülle formül yöntemini uygulamanızı öneriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.